Telafi eğitimimiz tam hızıyla devam ediyor. Alan <laughs> ölçme, geometrik cisimler konusunu yapacağız seninle beraber evladım benim. Dikdörtgen alanıyla başlayacağız. Alanı tahmin etme yapacağız. Zor bir konu mu hocam? Zor bir konu olur mu ya? Ne kadar kek bir konu. Dikdörtgen alanı dediğimiz şey zaten kısa kenar çarpı uzun kenar. Bunu da bunu Mesela burası iki, burası beş, bunun alanı on. Bitti bu kadar işte. Alanı tahmin etme yapacağız seninle beraber. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin nasıl hesaplandığına bakacağız seninle beraber. Ve dikdörtgenler prizmasının ne olduğunu inceleyeceğiz. Hemen sana bir tane çizmek istiyorum. Bir... al sana dikdörtgen prizması çizdim oh, cool. yani bir kutu aslında bizim bildiğimiz dikdörtgen prizmasının açılımı ve yüzey alanına bakacağız hatta sana bir açılımı hemen çizeyim evladım benim böyle bir açılımı var aslında şöyle bir açılımı var aslında bununla bu aynı bununla bu aynı bununla da bu aynı İşte bunlar birbiriyle aynı olduğunu bildikten sonra kapandığı zaman bir kutu oluyor ve yüzey alanında da iki tane aynı alanı ikiyle çarpıyorsun mesela bunun alanı buluyorsun ikiyle çarpıyorsun bunun alanı buluyorsun ikiyle çarpıyorsun iki tane var bunun alanı buluyorsun iki çarpıyorsun işte bu kadar kek bir konu hemen evet, seninle beraber bir kek bir konu. ders biz başlasın. Hadi bakalım birader. <laughs> Tonguç dikdörtgen alanı çok basit bir formülü var. Aşırı basit. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Bu kadar basit Tonguç abi benim. Yani uzun kenarla kısa kenara çarpıyoruz. Mesela Tonguç abi şurada bir dikdörtgeni görebiliyor musun? Görebiliyorum. Bak birim karelerle çizmiş görebiliyor musun? Bak bak ben senin için zoomladım birazcık bak Ooo teknoloji. Şimdi Tonguç abi bak bu birim kareler uzun kenar sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. O zaman bunun e, uzun kenar sekiz diyebilir miyiz evladım benim? Diyebiliriz. Peki yeşile de kısa kenara çalayalım. Bir, iki, üç, dört. O zaman burası da dörttür değil mi Tonguç öyle? Evet hocam. O zaman bunun alanı nedir Allah'ını seversen? Allah'a sen alanı nedir Tonguç ağabeyim? Sekiz. Harikasın. Saçmalama. Sekizle dördü çarpmamız gerekiyor öyle adım benim. Sekiz çarpı hatta senin için aynı renklerle yazayım karışmasın dört. Nedir o zaman cevabımız Tonguç abi'm? Sekiz kere dörtten otuz evet. iki. Ama dikkat et burada çok önemli bir şey var. Birimle birimi çarpınca birim kare çıkıyor. Ne demek ya kardeşim bunları e, bana saçma sapan şeyler. Bak Tom şemsi, şu bir birim karedir, şu başka bir birim karedir, şu başka bir birim karedir. Kaç tane birim kare var böyle burada Allah aşkına? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Al sana 32 tane kareyi teker teker tane tane işsizlik olarak senin için saydım. 32 birim kare, 32 tane ee, birim kareyi nasıl bulmuştuk? Uzun karlık sayı. Ya ne kadar uzatıyorsun kardeşim. Hocam anlatsana doğru düzgün yani. 8 kere 10, 80. Seks kere üç. Yirmi dört. Al sana bitti bu kadar. Konu bu kadar ya. Bunu bunu çarp, bunu bunu çarp. Uzun kârlı, kısa kârlı çarp ve bitsin. Ama burada tabii dikkat etmemiz gereken ayrıntılar var. Ayrıntı... Bak şeytan ayrıntılarda gizlidir. Oo. O yüzden önemli detaylara Duval dikkat edin. Devise bir Harika. Ne diyorsun <laughs> Allah'ım yarabbim? Alan ifade edilirken birimlerin üstüne iki yazılıyor Tomuç'um. Ne demek bu? Ya santimetre ile santimetreyi çarpınca ben... ...bunun alanı santimetre kare oluyor Tomuncuk'a yazdım benim. Mesela santimetre... Bak bu, bu da bu santimetre olmasın, bu ne olsun okçuum metre olsun, ile metreyi çarpınca bunun ne oluyor biliyor musun? metre kare oluyor Tomuçum. Bak santimetre kare, metre kare, birim kare bunlar alan ölçümlerini hesaplamamız için kullandığımız şeylerde diyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit Burası sekizse. Ben de bir şey dedi zannettim ya Allah'ım Burası onsa, burası da ondur. Burası sekizse burası. Burası üçse burası. Ya ben çok önemli bir şey söylemiş. Evrenin sırrını buldu zannetti bir an böyle heyecanla. Bir tane klas yapalım. Yapım aşağıda bir zemin zeminin inşaatında görsebilmiştir. Bu zemin iki tane dikdörtgen ve İki tane kare bloktan oluşuyor. Bak şunlar kare zaten gözüküyor değil mi Tomuçu'm? Evet hocam. Bak kare ne demek? Değil mi? Hemen söyler misin bana? Kare dediğimiz şey aslında tüm kenarları birbirine eşit olan zımbırtıydı. Bak kare. bu karenin bir kenarı iki ise burası da iki, burası da iki, burası da iki olmaz mı Allah'ını Olur. Harika bir Burası iki ise burası da ikidir. Aa doğru cevap geldim. Burası da ikidir, burası da ikidir, burası da ikidir. Şimdi o zaman karelerin alanlarını bulalım mı Tonguç'um? Bulalım hocam. Karelerin ee, alanları, alanları. Bir kere bir tanesinin alanı iki kere ikiden dört. İki tane olduğu için dört artı dörtten toplam sekizdir diyebiliriz kareli alanları. Şimdi bir de şu turuncu dikdörtgeni bulmak istiyorum seninle beraber. Bak burası on iki ise Tonguç'um. Emir'in söylediği gibi burası da on ikidir. Dolayısıyla on ile kısa kenarı yani bak şu dikdörtgeni yazıyor. On iki uzun kenar çarpı kısa kenar. Ee, buna ne diyelim biliyor musun? Öküz hmm. dikdörtgeni diyelim. Öküz dikdörtgeninin alanı aslında on iki çarpı altıdan yetmiş ikidir diyebiliriz. Bak. Bir atomuşağım benim sır dikdörtgeni hmm. harika sır dikdörtgenin alanı hmm. da atomuşağım alan benim. E nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Ya bak buna sadece bak 12 ile 4 değil mi? 12 çarpı 4. Mi? O zaman 48'dir. Şimdi yapmamız gereken şey bütün hepsini toplamak çünkü bütün alanları soruyordu bize. O zaman bu ikisini toplarsak 110 120 128 dikkat birimi ne? metre olduğuna göre metre kare. Evet, buyur. cins bir soru yapalım seninle beraber. Tonguç Hanım cins soruları ben hiç sevmiyorum. Gerçekten cins soruyorlar. Dolayısıyla insanı çileden çıkartıyorlar. Ama şöyle düşünürsek burayı. Bak şuradan şu çizgiyi çiziyorum. Hayda diyeceksin. Ne yaptı bu adam diyeceksin. Hemen birazcık odaklanalım. Hemen o zaman geldik buraya. Şimdi Tonguç'um diyorum ki yahu ben şuradan da bir çizgi çiziyorum. Hayda, Hayda. yani yeter artık kardeşim diyeceksin bana. Şimdi Tonguç'um bak dikkat et. Şuradaki Maviye boyuyorum burayı. Maviye boyadığım yeri at gitsin. At gitsin. Atıyorum. Harika. Sonrasında bunu buraya gelip yapıştır. Bak üç burası iki burası değil mi? Üç burası iki burası olacak şekilde al sana maviye taradığım alanı geldim buraya yapıştırdım. Dolayısıyla Tonguş al sana nasıl bir şey çıktı bak dikkat Şöyle bak kırmızıyla etrafından geçtiğim yere bak Allah'ını seversen. Kırmızıyla etrafında geçtiğim yer burası üç birim olan burası da bir iki üç dört beş altı birim olan yani kısa kenar uzun kenarı. Üçe altı olan şöyle bir dikdörtgen çıkmadı mı? Bu dikdörtgenin alanı altı kere üçten on sekiz diye bulunmaz mı Allah'ını seversen? Evet. Oh be rahatladık gerçekten. Şimdi birazcık daha yamultucu işler yapıyorum şöyle bir dikdörtgen var. Bak şöyle bir üçgen var burada görüyor musun? Görebiliyor musun? Evet hocam. Bu dikdörtgeni aldım. Hop buraya getiriyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. O zaman ne oldu Tonguç abim? Burada bir tane dikdörtgen. Bir tane kare çıktı mı? Çıktı. Bak şurası aslında bir tane birim kare oldu. Aynı şeyi burada yapıyorum. Şuradaki dik, üçgeni alıp buraya gelip buraya yapıştırıyorum Tonguç abim. Al sana. O zaman burada da bir tane kare oldu. Birim kare oldu. O zaman bunlar gitti. Bu da gitmişti zaten. Bak burada iki tane birim kare var. Burada 18 tane birim kare. İse sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 artı 2'den toplamda 20 birim. Şimdi geldik son öne örne önemli örneğimize. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma örneğimize. Alanı 24 santimetre kare ve kenarları santimetre içinden tam sayı olan farklı dikdörtgenler oluşturalım Tomuç'un. Allah Allah. Hayda. Ne yapacağız acaba şimdi? Şimdi Tonguç bak sana bir tane dikdörtgen çizeceğim. E, gerçekten şaşırıp kalacaksın. Bak Tonguç'um. Morla çizmek istiyorum bu dikdörtgeni. Bak. Hop. Aman Allah'ım. Bakar mısın şu dikdörtgene? Çubuk gibi. Bu çünkü burası bir uzunluğunda, burası 24 uzunluğunda. Bir kere 24 kaç eder? 24. Harika. Bunun alanı 24 çıktı mı? Çıktı. Harika. O zaman bu bir tane seçeneğimiz. Al sana. Şimdi kırmızıyı aldım ve kırmızıyla şöyle bir dikdörtgen çizdim. Bakar mısın Tonguç evladım benim? Bakar mısın? Bak 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 bak. Burası iki, burası on iki. İki kere on iki kaç eder evladım benim? 24. Harika. Bundan da yirmi dört çıktı. Hayda. Şimdi geldim maviyi aldım ve dedim ki üç kere sekiz zaten yapmıştık. Dört kere altı diyorum bu sefer. Aa. Al. Bu Al. O da burası 24. 4, burası 6. Al sana. Bunun da 24. Değil mi Tomuşer abi? Evet hocam. Bunun alanında 24 olduğuna göre. Tamam bunu bir şey alalım zaten. Burası 24. Dolayısıyla bak. Tomuş abi bak. 6 kere 4. 8 kere 3. 2 kere 12. 1 kere 24. Nereden çıktı bunlar kardeşim diyeceksin bana. Ne Çünkü Tomuş abi 24'e baktığınız zaman. 1 kere 24 de olur. 2 kere 12 de olur. 3 kere e, 8 de olur. Dört kere altı olur. Başka olur mu? Beş kere olur mu? Olmaz. Altı kere olur mu? Altı kere zaten dört aynı şey olur. Dolayısıyla toplam dört farklı alan çeşidi vardır. Bir bu. Pardon bir bu olsun. Ondan sonra iki bu olsun. Sonra üç bu olsun. Dört bu olsun kaç tane oluşturabiliyoruz? Dört tane oluşturabiliyoruz. Peki geldik dikdörtgenler prizmasına. Artık son konumuza geldik. Gerçekten de dikdörtgenler prizması dediğimiz şey nedir? Hemen söyler misin bunu? Dikdörtgenler prizması dediğimiz şey aslında bir kutudur. Hemen bana bir kutu ver bakayım bana. Normal böyle e, hiçbir şeysiz böyle sade bir kutu verelim. Mesela Bizim şu Bizim dörtten beşi seti kutumuz evet. o, o e, mesela hemen mesela şöyle bir kutu verelim. Mesela şöyle bir kutu verelim. Başka bir kutu bul bana bakayım. Normal böyle Sadece bir kutu bakalım. Bak bu bir dikdörtgenler prizması. Aynen tebrik ediyorum. Harika. Gerçekten de bizim sınıf anahtarı kutusunu getirdi. Bak bu bir dikdörtgenler prizmasıdır. Bu dikdörtgenler prizmasında bak dikkat et. Burası şu var ya şu. Şu şurası aslında bu bizim şu taradığımız yerdir. Harikasın. Peki şu sağ taraf var ya şu şurası. Burası da şu mavi diye taradığım sağ taraftır. Mesela bak şu sol taraf var ya burası. Şu yeşille taradığım sol taraftır. Şu üst taraf var evren Şurası üst taraf. Burası da böyle turuncuyla taradığım yerde... Bunun altı var ya altını da turuncuyla tarayacağım. Var mı? Karışan yok. Arkası da var ya şunun. Şurası arkası var ya şurası arkası da şurasıdır diyebiliriz. Toplam altı tane yüzeyi var. Bu altı tane yüzeyini bak dikkat et. Ee, ön ön on, bak pardon ön burası burası Arkası bunun arkası. Üstü üstü bunun bunun üstü. Bunun altı altı. Sağ ve sol şeklinde. Toplamda altı tane yüzey var. Peki kaç köşe var? Bir, iki, üç, üç yukarıdaki üç, dört aşağıdaki yukarıdaki para hala. Sonra aşağıdaki bir, iki, üç, dört toplamda sekiz tane köşesi var. Peki kaç tane ayrıtı var? Sayalım baba bak. Bir, iki, üç, dört tane ayrıtı var burada. Sonrasında alt tarafta da bir, iki, üç, dört tane var. Bir de bunları birleştire var. Bir, ondan sonra iki burada var. Üç burada ee, ve dört burada. Toplam dört göre üç, on iki tane ayrıtı var diyebiliriz. Bak buna biz köşe adını veriyoruz. Bu yüzeye ise şuna biz yüzey adını veriyoruz. Hatta şöyle yazayım. Yüzey ayrıtı adını veriyoruz. Ee, ve... Hemen şöyle yapalım. Ee, pardon veya yan yüz adını da verebiliriz bu arada. Yan yüz adını verebiliriz. Mesela şurasına biz şu şu kısma böyle alt tarafta oturduğu kısma yani şurada koyduğumuz zaman yere oturan kısmına ise biz taban adını veriyoruz. Taban önemli. Tabanı bilmemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım. Karşılıklı yüzeyler birbirlerine paralel ve eş oluyor. Paralel ve eş oluyor. Mesela hemen sana şöyle söyleyeyim. Bak bu kutunun bu kutunun bu ön yüzeyi de bu arka yüzeyi. Bunlar birbirlerine paralel görüyor musun? Bak bu yüzeyler birbirlerine paraleller, paraleller. Aynı doğru gibi. Ve birbirlerine eşler bak. şuna kadarsa bu da bu kadar dikkat ettin mi? Evet, Aynı tabii. boyutlar ve eş demek bu işte. Tabanı kare olan prizmalara ise biz kare prizma diyoruz. Ne demek bu? Hayda diyeceksin ki. Şu bak mesela bu bir prizma. Bunun üst tarafı bir kare, alt tarafı da bir kare. Ve bunlar aslında bu bir kare prizma olarak adlandırılıyor diyebiliriz. Tabanı kare olan prizma. Tüm yüzeyleri eş karelerden oluşan e, prizmaları ise biz yani şunun gibi mesela küp adını veriyoruz. Ve altı tane yüzeyi de ön, arka, sol, alt, sağ, üst hepsi birbirine eşit küp dedi, dediğimiz şekli oluşturuyor. Peki hemen bir tane model soru yapalım sana. Dikdörtgen prizması görebiliyor musun? Görebiliyorum öyle. Aynı bunun kutusu gibi düşünebilirsin. Peki bir de e, burada dikkat et, küp varmış. O zaman bütün kenarları bülendi. 5, 5, 5 demek ki. Burası da 4, 6 ve 10 demiş. Tamam evladım. Yukarıdaki şekilde ayrı uzunluklarının toplamları arasındaki fark kaç demiş? Şimdi ne demiştik? Bak burası, burası 10 evladım benim. Bu ayrıt da 10'dur. Çünkü burası aslında bir dikdörtgen gibidir, değil mi? Bakar mısın? Bu burası, burası, ile işte burası 10'sa e burası da 10'dur. Dikkat et. E, burası da 10'dur. Çünkü bu da bir dikdörtgen. Burası neyse burası da 10'dur. E burası da 10'dur. Çünkü burası neyse burası da olur. O zaman bak şurası da 10, şurası da 10. Hatta şu alt taraftaki şurası bile 10. Yani şu çizgi de 10, şu çizgide 10 şu çizgide on. Bütün maviler on dedik. Sonrasında dördü turuncuya gözüküyor. Bak burası dörtse. Yani şunun şurası dörtse veya şurası dörtse. E şurası da dört. Şurası da dört. Şurası da dört. Şurası turuncu, şurası turuncu. Şurası turuncu. Şurası turuncu. Şurası turuncu. Peki bir de geldik yeşile. Yani şu kısım. Şu kısım aslında şurada şöyle baktığın zaman bak şöyle gözüküyor aslında. Değil mi? Şöyle baktığın zaman hafif şuna Aa. benziyor değil mi? Harika evet. Hatta şöyle yapalım. Evet şöyle benziyor. Şimdi burası altıysa yani şurası altıysa. E şurası da altı bu dikdörtgen çünkü. E burası da altı. E burası da altı. Dolayısıyla şu yeşilse şurası da yeşil. Şurası da yeşil. Şurası da yeşil. Toplamda ondan kaç tane var evladım benim? Ondan dört tane var. Dört kere on artı e, dört kere dört var. Dört tane de turuncu var. Artı dört tane de altı var değil mi evladım benim? Toplamda on iki tane ayrıt oldu zaten. Burası kırk. Burası 16. Burası 24'ten evladım. Burası 40. 80 e, çıkıyor diyebiliriz. 80 santimetre. Peki buna bakalım sana beraber. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ayrıtı var zaten. Hepsi birbirle aynı zaten. 12 çarpı 5 toplam 60 çıkıyor. Aralarındaki fark o zaman 80 eksi 60'tan 20'dir diyebiliriz. Muhteşem bir şekilde bütün konuları anlamaya devam ediyoruz ve en sonunda dikdörtgen prizmasının yüzey alanına bakıyoruz. Yüzey alanı ise açınımı yaparak yüzeylerin ayrı ayrı bul ve topluyoruz. Mesela bak, şunun yüzeyini bulmaya çalışıyorum. Şu alan, şu alan var. Ondan sonra bu alan var. Sonra e, bu tarafını açtığım zaman şu alan var, şu alan var. Ondan sonra şunun alanı var. Ama dikkat et, bak, bu ön tarafıyla. Arka tarafı birbirle aynı değil mi evladım benim? Ya, aynı öğretmenim. Evet ön tarafıyla evet tebrik ediyorum. Ee, evet tebrik ediyorum. Buraya şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, burası ön tarafıyla arka tarafı aynı. Peki sağ tarafıyla sol tarafı aynı değil mi bunun? Evet bunun aynı. Üst tarafıyla alt tarafı da birbirle aynı değil mi? Bakar mısın? Boyutlar aynı. Dolayısıyla sadece önü bulsak arkayı da bulmuş oluyoruz. Sağ bulsak solda bulmuş oluyoruz. Üstü bulsak altta bulmuş oluyoruz. Bak dikkat et. Şimdi şurası 12 ise şurası 12 ise e, şurası 8 ise şu 8 ise şurası 8 değil miydi? Evet öğretmenim. O zaman dikkat et bak burası 8 ise şimdi ön tarafı senle hesaplayalım. Ön tarafa yeşil diyelim. Burası bir dikdörtgen değil mi? Bak bu dikdörtgende 12 ile 8'in çarpımı ön yüzeyin alanı 12 çarpı 8'den 96 etti mi evladım benim? Etti. Peki o zaman arka yüzeyin alanı nedir? O da 96'dır. Bitti bu kadar. Ön ve arkayı bulduk. Bravo diyorum sana. Şimdi sağ bulalım sana beraber. Sağ dediğim şeyi morla gösteriyorum. Sağ dediğim şey sanki şurası. Burası bir dikdörtgen dikkat etsen. Burası 4. Burası 8 oluna göre. 8 kere 4'ten e, sağ taraf 32 çıktı mı evladım benim? Süpersin. Çıktı O zaman sol taraf da 32 çıktı 8 kere 4'ten. Peki şimdi üstü bulalım artık. Şimdi üstü bulabilmek içinse bak burası 12'di ya. E burası da 12'dir. Burası 4't ya ve burası 4'tür. Bak, şu yüzeyi bulabilmek için 12 ile 4'ü çarpacağım. Burası bir dikdörtgen aslında. Üstü nasıl bunun bir dikdörtgense, burası bir dikdörtgen. 12 ile 4'ü çarptım. Üst dediğimiz şey 12 çarpı 4'ten 48. E alt dediğimiz şey de o zaman 48 oluyor. Şimdi artık dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Hmm. İşte aynı öyle tabii. Yüzey alanını bulmak için bu ikisini toplayacağız, bu ikisini toplayacağız, bu ikisini toplayacağız ve hepsini sonra toplayacağız. 96 çarpı 2, 96 çarpı 2 artı 32 çarpı 2 artı 48 çarpı 2. Hepsini 2 ile çarpıyorum. Hemen sana söyleyeyim ee, toplamda 96 çarpı, ee, dur bakayım, 12 çarpı 8, 96. Ee, evet hemen şöyle 96, ee, 64, ee, 96. 64 ve 192 toplam 352 santimetre. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Tamamdır hocam.